Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Selim. Bugün sizlerle tüm liseler için geçerli 9. sınıf 1. dönem 1. fizik yazılımımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazılı sorularımızı eğitimevi.web.com sitemizden bulabilirsiniz diyoruz ve ilk sorumuzda başlıyoruz. İlk sorumuz, bize burada aşağıda fiziğin kullanım alanları ile ilgili verilenlerden hangilerinin mekanik, hangilerinin elektromanyetizma ile ilgili olduğunu belirtmemiz isteniyor. Belirtelim. MR cihazının çalışması ne ile alakalıdır? Elektromanyetizma ile alakalıdır. Öncelikle elektromanyetizmayı açıklayayım. Adı üstünde elektrik ve manyetizma ile ilgilenen fiziğin kullanım alanıdır. Mekanik ise fiziğin hareketle ilgili kullanım alanıdır. Buradan MR'ın ne olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki elektromanyetizma. Buraya elektromanyetizma yazıyoruz. B'dekine bakalım. Sıradan düşen vidanın yerine takılması. Bu da bir hareket var. Düşme hareketi. O yüzden bu da ne olur? Direkt mekanik olur arkadaşlar. Buzdolabının çalışması ne ile alakalıdır? Mekanikle mi alakalı? Elektromanyetizma ile mi? Tabii ki elektromanyetizma ile alakalı. Buraya da elektromanyetizma yazıyoruz. İnşaat makara sistemi ile inşaata makara sistemiyle tuğla çıkartılması ne ile alakalı? Burada da bir ne var? Hareket var. Hareket olduğu için de bu da nedir arkadaşlar? Bir mekaniktir. Fiziğin mekanikteki kullanım alanına örnektir. Bunları doldurduk ve diğer sorumuza geçebiliriz böylelikle. Bu soruda ise bize neler vermiş arkadaşlar? Bize büyüklükler vermiş. Bunları temel mi, türetilmiş mi olarak ayırmamız isteniyor. Hemen ayıralım. Basınç nasıl bir büyüklüktür? Tabii ki türetilmiş büyüklüktür. Öncelikle temel büyüklüğü açıklayayım. Temel büyüklük sadece kendisi olsa, yani tek olduğu anda ölçülebilen, başka bir veriye, büyüklüğe gerek duymayan büyüklüklere temel büyüklük denir. Türetilmiş büyüklükler ise büyüklüğünü ölçmek için diğer büyüklüklerden yararlanılan büyüklüklere ise türetilmiş büyüklük denir. Hız mesela. Hızı bulmak için diğer büyüklüklerden yararlandığımız için bu nedir? Bir türetilmiş büyüklüktür. Ama uzunluk için sadece uzunluğu kullanarak onun büyüklüğünü bulabildiğimiz için o bir temel büyüklüktür. Bunu işaretledik. Sıcaklık da aynı şekilde tek başına bulunabileceği için bu da bir temel büyüklüktür diyoruz ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki büyüklükleri vektörel ve skalar büyüklük olarak işaretleyiniz diyor. Hemen işaretleyelim. Vektörel büyüklük neydi? Yönü, doğrultusu olan büyüklüklere vektörel, olmayanlara da, sadece büyüklüğü olanlara da skalar büyüklük diyorduk. Kuvvet. Kuvvet nedir? Kuvvetin yönü var mıdır? Yoktur. O yüzden bu bir skalerdir. Skaler büyüklüktür. Işık şiddetinin de aynı şekilde yönü yoktur. Bu da skalerdir. Yüzey alanının da aynı şekilde büyüklüğü var, sadece yönü yok. O da skalerdir bu yüzden. Ama ivmenin bir yönü, bir doğrultusu olduğu için bu nedir? Bir vektörel büyüklüktür. O yüzden ivmeyi vektörel büyüklük olarak işaretledik. Vektörel büyüklüklere örnek olarak hız mesela. Hız nedir? Buradan başlayan bir şey buraya gitmesi hıza bağlıdır veya ivmeye bağlıdır. Burada ne vardır? Bir hareket etme ve yer değiştirme vardır ve bir doğrultusu var. Bir yönü olduğu için böyle büyüklüklere vektörel, böyle olmayan büyüklüklere ise skalar büyüklük diyoruz. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki büyüklüklerin sembollerini ve SI birim sistemindeki birimlerini yazınız diyor. SI nedir? Standart, yani bütün ülkelerde aynı olan, bütün ülkeler standart olarak belirlenen birimlerini istiyor. Şimdi zamanın sembolü nedir? Time'dan gelir. Küçük t ile gösterilir. Bunları küçük büyük dikkat edin. Çünkü bazı birimler büyük yazılırken bazıları küçük yazıldığı için karıştırılabilir. Küçük yazdığımı küçük, büyük yazdığımızı büyük yazın. Zaman time'dan geldiği için küçük t ile yazılır. Birimi nedir? Birimi saniyedir. Saniye birimi. Sıcaklık nasıl gösterilir? Bu da temperature'dan gelir. O da büyük t ile gösterilir. Bakın burada sadece aradaki fark büyük veya ve küçük harflerle ifade edilmesinden dolayı küçük yazılanları küçük, büyük yazılanları da büyük ifade ediniz. Şimdi sıcaklığın birimi nedir? Sakın santigrat, derece falan demeyin. Çünkü sıcaklığın birimi kelvindir. Bunu unutmayın bakın. Bu sınavda %100 çıkabilecek bir soru. Kuvvetin sembolü nedir? Newton'dan gelen N işaretidir. N harfidir. Birimi ise az önce de dediğimiz gibi Newton'dur.
Akım şiddetinin sembolü nedir? Küçük i'dir. Sakın bunu da büyük I olarak yazmayın. Çünkü büyük I akımın şiddeti değil. O da neyin şiddetidir? Başka bir şeyin şiddetidir. O yüzden bunu da küçük i ile yazıyoruz. Akımın birimi nedir? Amperdir. Onu da amper olarak direkt birimin altına yazıyoruz. Dedik ve hemen 5. sorumuza geçtik arkadaşlar. Burada ne isteniyor bizden? Aşağıda verilen büyüklüklerin hangi ölçü aletiyle ölçüldüğünü yanına yazınız diyor. Kütleyi biz ne ile ölçeriz? Biz kütleyi tabii ki eşit kollu terazi ile ölçeriz. Kısaca buraya ne yazabiliriz? Terazi yazabiliriz. Zamanı ne ile ölçeriz? Buraya saat de yazabilirsiniz, kronometre de yazabilirsiniz. Ama benim tavsiye ettiğim kronometre. Saat yazmayın bence çünkü kronometre daha böyle standart bir ölçüm aracı olduğu için zamanın yanına da kronometre yazın. Bence saat yazmayın arkadaşlar. Kronometre yazarsanız daha doğru olur hocalarınız açısından. Dedik ve 6. sorumuza geçtik. Aynı maddeden yapılmış iki X, Y ve Z cisimlerinin kütleleri sırasıyla 4000 gram, 0,004 kilogram ve 6 gramdır. Büyüklük sıralamasını yazınız. Şimdi bunların hepsini ne cinsine çevirebiliriz? Gram cinsine çevirebiliriz. İki tanesi zaten gram ama bir tanesi kilogram cinsinden verildiği için bunu gram cinsine çevirmemiz gerekiyor. Şimdi 1 kilogram kaç gramdı? 1000 gramdı. Buna bakarak bunu çevirebilir miyiz? Evet çevirebiliriz. Bunu şimdi 1000 ile çarpacağız. Böyle kesirli sayılarda 1000 ile çarpmak için virgülü olduğu sıfır kadar sağ atıyorduk. Çarptığımız için sağ atıyoruz. Bölsek sola atıyorduk. Şimdi 3 sıfır sağ atalım. 1, 2, 3. Nereye geldi virgül? 4'ün yanına geldi. Yani 4 gram eşittir 0,04 kilogramdır. Buradan da neyi bulduk? 4 gram olduğunu bulduk. Ardından devam edelim. 4 gram. Bu 4 gram. Bu 4000 gram. Bu da 6 gram. Büyüklüklerine göre sıralayacak olursak tabii ki 4000 gram en büyük, ondan sonra 6 gram, ondan sonra ise 4 gram olan 4 gramı yazıyoruz. Veya bu 4 gram yerine 0,004 kilogramı da yazabilirsiniz. Bunu yazsanız daha doğru olur tabii ki ama ben yer olmadığı için buraya direkt 4 gram yazdım. Hocalarınız bunu da emin olun ki anlar. Diyoruz ve 7. sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilen olayların adezyonla mı, koezyonla mı ilişkili olduklarının karşısına X işaretiyle belirtiniz diyor. Şimdi adezyon nedir? Adezyon arkadaşlar farklı cisimler arasında oluşan çekim kuvvetidir. Gerilme kuvvetidir. Koezyon ise aynı cisimler, aynı moleküller arasında oluşan gerilme kuvvetidir. Buna bakılarak suyun cama yapışması nedir? Bir adezyondur. Çünkü su ile cam farklı maddelerdir. İkisi birbirlerine gerilme kuvveti uyguladıkları için bu adezyon kuvvetine girer. Ama suyla su birbirine uygulasaydı o zaman koezyona girerdi. Ama cam dediği için adezyon mu? Boyadan çıkan fırçanın uçlarının yapışması. Burada ne ile ne gerilme uğruyor? Fırçayla boya. Fırçanın ucuyla boya gerilime uğradığı için bu da nedir? Bir adezyondur. Yağmur damlasının küresel olması da yağmurla yağmurun olduğu için bu da nedir? Bir koezyondur. Hortumdan suyun ip gibi akması nedir? Bu da arkadaşlar bir koezyondur çünkü su olduğu için su molekülleri bu şekilde çıkarken birbirlerine bağlı bir şekilde böyle çıkarlar. Buradaki oluşturdukları gerilme kuvvetine ne denir? Koezyon gerilme kuvveti denir diyoruz ve 8. sorumuza geçiyoruz. Bir sıvının yüzeyinde oluşan gerilme kuvvetine ne ad verilir? Bu kuvveti arkadaşlar adezyon veya koezyon denir. İkisini de yazabilirsiniz. Cevabımız adezyon veya koezyon diyoruz ve arka sayfamızdaki 9. sorumuza geçtik. Şekilde verilen vektörleri kullanarak aşağıda verilen işlemi birim kare üzerine çizerek gösteriniz diyor. Şimdi A vektörünü çizelim kaç birim? Bir birim. A vektörünü bir birim olarak çizdik. Bu nedir? A vektörüdür. Ardından C vektörüyle toplamamız isteniyor. C vektörü de 2 birimdir. Onu da bunun üstüne 2 birim şekilde olacak şekilde aynı doğrultuda getirebiliriz. C'ye de C vektörüne çizdik. Ardından D vektörüyle toplamamız isteniyor. D vektörü de kaç birim? 2 birim. Onu da bu şekilde yan yana getirerek topladığımızda kaç birim gelir? 1, 2, 3, 4, 5'ten
5 birim gelir arkadaşlar. Cevabımız 5 birim. Göstermesini de bu şekilde yan yana getirerek gösterebilirsiniz. Dedik ve 10. sorumuza geçtik. Şekildeki F1 vektörü ve F2 vektörünün kuvvetlerin bileşkesi yani toplamı hangi yönde ve kaç Newton'dur diye soruluyor. Şimdi bakalım. 10 Newton solda, 12 Newton ise sağda. Bunu dengelediğimizde yük hangi tarafa doğru gider? Tabii ki sağ tarafa gider. Çünkü arkadaşlar bunu dengeleyelim. 12'den 10'u çıkardığımızda 2 Newton kalır. Hangisi daha büyük? Bu büyük olduğu için 2 Newton sağ yönünde gider. Büyük olanın böyle şeylerde 10'la 10 bunun içindeki 10 sadeleşir. Yani nötrleşir gider. Geriye kalan 2 Newton ise yönü belirlediği için büyük olan da yönü belirler. Bu yüzden de büyük olan sağda olduğu için 2 Newton sağ yönünde ilerler diyoruz. 11. sorumuza geçtik. 11. soruda da arkadaşlar bu soru dönüşüm soruları muhakkak çıkar. Sınavınızda bu soruları yaparken de dikkat etmeniz gereken tek şey dönüşümleri doğru yazmaktır tabii ki. Ben öncelikle dönüşümleri buraya yazacağım. Gram dönüşümlerini yazalım hemen. Gramdan başlıyoruz. Gramın ardından ne gelir? Tabii ki desigram gelir. Desigramın altından santigram gelir. Santigramdan sonra miligram gelir. Miligramdan ise mikrogram gelir. Ama mikrogram genelde çok kullanılmadığı için yazmaya gerek yok. Gramın üstüne bakalım. Gramın üstündeki dekagram gelir. Bu da dak diye yazılır. Dekagramdan sonra hektogram gelir ve sonra da kilogram gelir diyoruz. Ardından kental ve ton gelir. Bunları ama burada olmadığı için yazmaya gerek yok. Şimdi 1 gramı miligrama çevirmemiz isteniyor. Gram buradaydı, miligram buradaydı. 1, 2, 3 yani 1000. 1000'e ne yapacağız? 1000'e çarpacağız. Çünkü aşağı indiği için birimimiz küçülüyor. Birimimiz küçülüyorsa da sayımız büyümesi gerekiyordu. 1'i 1000 ile çarparsak cevabımız ne gelir? Tabii ki 1000 gelir. O yüzden buraya 1000 miligram yazıyoruz. Hemen diğerine bakalım. 0,5 kilogram yani yarım kilo ne gelir? Kaç gram gelir? Bunu tabii ki hesap yapmadan direkt 500 gram olduğunu bulabiliriz. Hepimiz biliyoruz bunu. C'ye bakalım. 100 miligram eşittir nokta nokta kaç gram diye sormuş. 1 gram 1000 miligrama eşitse bunun tam tersini yapacağız. Şimdi de bölmemiz isteniyor. Hemen bölelim. Virgülümüz burada 3 birim. Sola atacağız virgülümüzü. 1, 2, 3 oldu. Virgülümüz buraya geldi. Virgülün soluna da 0'ı atıyoruz ve cevabımız ne geldi? 0,1 grama eşitmiş 100 miligram. Dedik D'ye geçtik. D'de ne isteniyor bizden? 2 gramı kaç miligram olduğunu sormuş. 1 gram 1000 miligram ise 2 gram da 2000 miligram olur. Direkt bunu da yapabiliriz. 4000 gram kaç kilogramdır? 1 kilogram 1000 gram olduğu için hemen direkt 3000'e bölerek 4 kilogram olduğunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz arkadaşlar. Diyoruz ve diğer dönüşümleri de yapabiliriz aslında ama videomuz 13 dakika olmuş. Maalesef yapamayacağım çünkü arkadaşlar 13 dakikanın üstünde olduğunda süremiz telefondan çektiğimden ötürü videoyu YouTube'a yükleyemiyorum. O yüzden videoyu burada sonlandırmak zorundayım. Çok özür dileyerek. Tabii ki bu soruları da yapmak isterdim ama 13 dakikayı geçtiği için bunu YouTube'a yüklemekte zorluk çekiyorum. O yüzden affınıza sığınarak beni affedin arkadaşlar. Ama ben diğer soruları da size göstereceğim. İsterseniz siz yorumlarda cevabını yazabilirsiniz. Belki bu sorular için ayrı bir video hazırlayabilirim. Şöyle yavaş yavaş geçelim ve siz sorulara bakın arkadaşlar. Geçiyoruz. Ve başarılar diliyorum sınavda size. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalından diğer videoları da göz atabilirsiniz. Görüşürüz.